Şakiki Belhi Hazretleri ile İbrahim Ethem Hazretleri şu mihval üzere sohbet ederler. Şakiki Belhi sorar, gündelik yaşantınızı nasıl geçiriyorsunuz? İbrahim Ethem Hazretleri de şu cevabı verir. Bir şey bulursak şükrederiz, bulamadığımızdaysa sabrederiz. Şakiki Belhi Hazretleri bu cevabı şöyle karşıladı. Ya İbrahim Ethem, Horasan'ın köpekleri bile böyle yaşarlar. İbrahim Ethem, öyleyse siz söyleyin, gündelik yaşantınızı siz nasıl geçiriyorsunuz? Şakiki Belhi, biz bulduğumuz zaman dağıtır, bulamadığımız zaman da şükrederiz karşılığını verdi. Bu cevap karşısında İbrahim Ethem Hazretleri Şakiki Belhi'yi alnından öper. Üstad sensin, büyük sensin. İbrahim bin Ethem Hazretleri maneviyat yoluna ilk girdiği sıralarda kendine bir köle satın almıştı. Köleye, "Senin ismin nedir? Seni nasıl çağırayım?" diye sordu. Köle, "Ne söylersen, nasıl çağırırsan ismim odur," dedi. Daha sonra aralarında konuşma şu şekilde devam etti. "Sen ne yersin? Ne yedirirsen onu yerim. Ne giyersin? Ne giydirirsen onu giyerim. Ne iş yaparsın? Ne iş emredersen onu yaparım. Peki senin hiçbir isteğin, arzun yok mu?" Köle sahibinin istediğini ve emrettiğini yapar. Onun sahibi varken kendi arzusu, isteği olmaz. Bu cevaplar üzerine İbrahim bin Ethem Hazretleri, "Ya İbrahim, sen ömründe Rabbin için hiç böyle kulluk yaptın mı?" diyerek ağlamaya başladı. Kölesinden Allah'a nasıl hakiki kul olunacağı dersini almıştı. Devrinin ünlü zalimlerinden birisi, hayatının sonuna geldiğinde üzerine bir kabus gibi sıkıntı çöker. Bunca haksızlık ve günahlardan nasıl kurtulabileceğini düşünmeye başlar. Bir çare ararken İbrahim bin Ethem Hazretlerinden söz edilmiş ve ona gitmesi tavsiyesinde bulunulmuştu. O zalim kişi de bu tavsiyeye uyarak kalkıp o büyük velinin huzuruna çıkmış ve şöyle söze başlamıştır. "Efendi Hazretleri, senden nefsimi aydınlatacak bazı öğütler vermeni rica ediyorum. Hiçbir köklü ve esasa dayalı bir inanışı olmadığını bildiği bu ziyaretçisine İbrahim bin Ethem Hazretleri şu cevabı vermiştir. Peki, sana 4 öğüt vereceğim. Birincisi şudur. İçinden Allah'a karşı gelme düşüncesi geçtikçe Allah'ın lütfu olan yeryüzü rızıklarını da yememeyi kararlaştır ve azimli ol." Adam irkildi. "Peki nasıl yaşayacağım?" "O halde yaşamana vesile olan rızıkları ihsan edene isyan reva mıdır? Hem rızkını yiyip hayatını sürdür, hem de ona baş kaldır. Bunun insaf ölçüsü var mıdır?" Adam düşünmeye başladı ve sordu. "İkinci öğüdün nedir?" "Allah'a karşı günah işlemek istediğin zaman onun yurdunda oturma. Kendine başka bir ülke ve yurt ara." Bu birincisinden de düşündürücü. Çünkü kainat her şeyiyle birlikte onun mülküdür. Onun mülkünün dışında başka bir mülk yok ki gideyim. O halde rızkını yediğin, yurdunda barındığın, kudretine sığındığın o yüce Mevla'ya isyan etmen doğru mudur?" Adam biraz daha düşündü ve üçüncü öğüdü de almak istedi. "Şimdi üçüncü öğüdünü söyle. Sizi yürekten dinliyorum." "Allah'a karşı günah işlemek istediğin zaman seni görmeyecek bir yerde işle." Adam şaşırdı ve "Bu mümkün müdür? Çünkü o her şeyi görüp gözetendir," dedi. İbrahim bin Ethem Hazretleri asıl söylemek istediğini kalbe neşter vururcasına şöyle ifade etti.
O halde rızkını yediğin, yurdunda barındığın, murakabe ve müşahedesi altında bulunduğun Allah'a karşı gelip emirlerini dinlememezlik etmen doğru mu? Adam tasdik edercesine başını salladı ve ''Lütfen dördüncü öğüdünüzü söyleyin. Çünkü beni benden alıp başka bir aleme çekip götürdünüz. Bak, bana geldin. Neden? Çünkü ömrünün merdivenlerinin sona yaklaştığını anladığın için değil mi? Bir gün her fani gibi sen de bu son nefesini vermek zorunda kalacaksın. İşte böyle bir anda ölüm meleğine de ki, sana biraz tevbe edip salih amelde bulunman için süre tanısın. Adam gülümsedi ve ''Efendi Hazretleri, sen de bilirsin ki o melek asla süre tanımaz.'' İbrahim bin Ethem Hazretleri ona dikkatle baktı ve şu cümleler dudaklarından birer inci gibi döküldü. ''A Allah'ın kulu, bunu da bildiğine, diğer üçünü de kabul ettiğine göre neden pişmanlık duymazsın? Neden bir an önce tevbe edip Hakk'a yönelerek bağışlanmanı, onun rahmet ve gufranını istemezsin? Unutma ki o çokça tevbe eden kullarını sever ve dilediğini bağışlar.'' Bu güzel sözler bir anda tesirini gösterdi. Adam nemli gözlerini göğe kaldırıp tevbe ve istiğfarda bulundu. Kalan ömrünü salih amellerle süsleyip iyi kişiler arasına katılma mutluluğuna erişti. Yine İbrahim Ethem Hazretleri bir sarhoşun yanından geçmiş, ağzının pis kokulu ve bulaşık olduğunu görünce su getirip Ayyaş'ın ağzını yıkamış ve şayet Yüce Allah'ın adını diline alan bir ağzı bulaşık olarak bırakacak olsak hürmetsizlik olur demişti. Sarhoş adam ayıldığı zaman çevresindekiler Horasan Zahidi ağzını yıkadı demişler. Adam ben de tevbe ettim gitti demişti. Bu olaydan bir müddet sonra İbrahim Ethem Hazretleri bir rüya görmüştü. Rüyada kendisine ''Bizim için sen onun ağzını yıkadın, bizse senin için onun kalbini yıkadık.'' diye hitap edilmişti.